Mars'ta ve 2.0 araçlarından Bombazzle'ı inceleyeceğiz. Bombazzle'da derslerinizi eğlenceli hale getirecek oyunlar hazırlayabilirsiniz. Web tarayıcınızın adres çubuğuna bombazzle.com yazarak ulaşabilirsiniz. İstenilen bilgileri doldurarak Bombazzle'a kaydolabilirsiniz. Kayıt olurken EUGmail hesabınızı da kullanabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza My Games ekranı gelmektedir. Şimdi bu ekranı inceleyelim. Search bölümünden oyunlarınız arasında arama yapabilir, oyunlarınıza, klasörlerinize, beğendiklerinize ve takip ettiklerinize ulaşabilirsiniz. New Game diyerek yeni oyun, New Folder diyerek yeni klasör oluşturabilirsiniz. Bir klasör oluşturalım. Title bölümüne klasörünüzün başlığını ekleyebilirsiniz. Description bölümüne açıklamanızı ekleyebilirsiniz. Dosyalarınıza GIF, resim veya link ekleyebilirsiniz. Oyununuzu seçtikten sonra bulunmasını kolaylaştırmak için etiket ekleyebilirsiniz. Ekleme işleminiz bittikten sonra Make Folder diyerek oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. My Library menüsünden oyunlarınıza, klasörlerinize, beğendiklerinize ve takip ettiklerinize ulaşabilirsiniz. Games bölümünden hazır içeriklere ulaşabilirsiniz. Search bölümünden arama yapabilir, Language bölümünden dili değiştirebilirsiniz. İçeriklerin ekrana geliş sırasını belirleyip oluşturulma zamanlarını ayarlayabilirsiniz. News menüsünden Bombazzle ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Şimdi beraber bir oyun hazırlayalım. New Game butonuna tıklayalım. Title bölümüne başlık ekleyelim. Description bölümüne açıklama ekleyelim. Language bölümünden dili belirleyelim. Text bölümüne içeriğin bulunmasını kolaylaştırmak için etiketler ekleyelim. İsterseniz oyununuza GIF, resim veya link ekleyebilirsiniz. Make Game diyerek oyunu oluşturabilirsiniz. Oyun oluşturuldu. Şimdi soruları ekleyelim. Oyununuza klasik sorular ekleyebilirsiniz. Settings bölümünden oyun bilgilerinizi düzenleyebilir. Delete diyerek silebilirsiniz. Question bölümüne sorunuzu ekleyebilirsiniz. Answer bölümüne cevabınızı ekleyebilirsiniz. Points bölümünden sorunuza puan belirleyebilirsiniz. İsterseniz sorunuza GIF, resim veya link ekleyebilirsiniz. Oluşturma işlemini tamamladıktan sonra Save diyerek sorumuzu kaydedelim. Question bölümüne sorunuzu ekleyebilirsiniz. Answer bölümüne cevabınızı ekleyebilirsiniz. Points bölümünden sorunuza puan belirleyebilirsiniz. İsterseniz sorunuza GIF, resim veya link ekleyebilirsiniz. Oluşturma işlemini tamamladıktan sonra Save diyerek sorumuzu kaydedelim. 13 tane daha soru ekleyelim. Soru ekleme işlemi tamamlandıktan sonra My Library menüsünden Games'i seçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz oyun bu ekranda karşımıza çıkıyor. Üzerine tıklayarak oyunu açabilirsiniz. Bu bölümden tüm sorularınızın cevabını aktifleştirebilirsiniz. Play seçeneği ile grup yarışmasını başlatabilir, Study diyerek çalışma modunda başlatabilir, Slideshow seçeneği ile soruları ekrana slide şeklinde yansıtabilir, Edit diyerek düzenleme yapabilirsiniz. Share butonuna basarak paylaşım yapmak istediğiniz yeri belirledikten sonra oyununuzu paylaşabilirsiniz. Like ile beğenebilir, save ile kaydedebilir, copy ile kopyalayabilirsiniz. Böylece oyunumuzu tamamlamış olduk. Artık siz de Bombazzle üzerinde kendi çalışmalarınızı yapıp öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.